Diyalog ekranlarından yeni bir yaşam kaynağı programından hepinize merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine stüdyomuzda önemli bir konumuz daha bizlerle birlikte. Orman Dairesi Müdürü Sayın Ercan Poyraz bizlerle birlikte. Kendisiyle Orman Dairesi'nin sorunlarının yanı sıra esas da benim ilgilendiğim bu çam kese böceği ile ilgili konuşacağız. Son zamanlarda yapılan ilaçlamalarla ilgili konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ederim öncelikle. Evet, bize vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Vaktimiz kısıtlı. Tamam. Hemen konuya girmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki ormanların durumuyla ilgili bir neler söylersiniz? Onu merak ediyorum. Sonra Orman Dairesi'nin sorunlarıyla devam edelim. Yani ormanların genel durumu şöyle diyeyim. 74'ten başlayarak. Evet. 74'ten sonra biz 36 bin hektar bir orman varlığımız vardı. Bugün 76 bin hektar orman alanımız var. Son yapılan amenajman planlarımızda. Yani neredeyse iki katından biraz fazla. Dolayısıyla kötü durumda değiliz orman varlığı olarak. Şu anda ülke toprağımızın, yüz ölçümümüzün 23.1'i orman arazisi. Bu güzel ve sevindirici bir haber. Evet, ama dünya standardı %30. %30'un altındayız yine. %30'un altındayız. Dolayısıyla orman fakiriyiz. Ha, bunu %30'un üzerine çekmek için çalışmalarımız devam ediyor. Peki bu çalışmalarınız arasında neler var? Neler yapıyorsunuz? Örneğin ağaçlandırma çalışmalarımız var. En önemlisi işte kendi fidanlığımız var. Fidanımızı üretiyoruz. Bunları götürüp orman arazilerine dikimini sağlıyoruz. Dikimleri yapıldıktan sonra neler yapılıyor? Yani bunların takibi, bunların zararlılarıyla mücadele, susuz dönemlerde sulanması mümkün mü? Orman arazilerinde sulama mümkün değil. Yani iklime bağlı olarak biliyorsunuz yağış miktarıyla. Zaten yetiştirdiğimiz fidan türleri de kuraklığa dayanıklı olan türler olduğu için. Hangi türlerdir bunlar? Yani en başta çam, kızılçam, halep çamı, fıstık çamı, servi, okaliptüs türleri çok dayanıklı. Yani biliyorsunuz suyu kurutur diye bir algı var ama bizim yetiştirdiğimiz türler kuraklığa dayanıklı olan okaliptüs türleridir. İşte bunun yanında son zamanlarda harup, zeytin, alıç, badem gibi türlere de önem vermeye başladık. Özellikle bu yıl, önümüzdeki sene için harup ağırlıklı çalışacağız. Bir proje geliştirdik ve gelir getirici türlerin ki ileride bunlar köylülere, vatandaşlara da katkı sağlayacak. Hem ekonomiye hem de doğaya katkı olsun diye. Evet, özellikle bunları harup ve zeytin ağaçlarının hem ülke kültüründe de büyük bir yeri var. Hem de dünyada özellikle harup çekirdeğinin önemli bir yeri var. Çok kıymetli. Ve 74'ten önce Kıbrıs dünyada sayılı harup ihracatçısı konumdaydı. Yanılmıyorsam ikinci sıradaydı. Evet, şu andaki durum. Şu andaki durum biraz bundan uzak, çok uzak. Bunun nedenleri neler? Yani kuraklık birincisi, ikincisi zararlılardan koruyamama. Bir de köylü yaşamının artık yavaş yavaş gerilemesi. Herkes şehirli oldu. Özellikle evet. 74'ten sonra şu anda arazideki kimse gidip harup ağacına bakmıyor bile. Yani bu işte biliyorsunuz onun fare zararı var. Otunun çapasını, eskiden bunlar hep yapılıyordu. Hı hı. Şimdi bunlar pek bakımı falan yapılmaz. Birçoğu kurumaya yüz tutmuş. Biz bunu yeniden canlandırmak için birkaç tane projemiz var. Evet. İşte bu yıl 10 bin civarında bir harup yetiştirdik. Önümüzdeki yıl bu 150 binin üzerinde olacak. Bizim bölgemize en çok uygun olan ağaç türleri dediniz ki çam, selvi, harup, işte akasya. Akasya. Okaliptüs dedim. Bu tür ağaçların ekimine daha çok önem vermek mi gerekiyor acaba? Hani son zamanlarda bu şehirleşmenin getirdiği meyvesiz ağaçlardan artık uzaklaşmamız mı gerekiyor? Yani meyvesiz ağaç, hayır, doğanın hepsine ihtiyacı var. Hı hı. Ama meyveli ağaçlar hem doğadaki işte hayvanlara, kuşlara, böceklere katkı sağlayacak hem de ekonomiye katkı sağladıkları için bunları biraz daha geliştirmek zorundayız. Geçmişte Orman Dairesi'nin yaptığı ağaçlandırmalara bakarsak, özellikle 74'ten sonra, çam selvi ağırlıklıydı. Hı hı. Biz bu yapraklı türler dediğimiz türleri biraz daha geliştirip,
biyolojik çeşitliliği ve doğal dengeyi sağlama adına çalışmaları geliştirecek şimdi. Evet, çalışmalarınızı araştırma imkanı buldum. Bayağı bir aktif durumdasınız aslında orman dairesi olarak, ama orman dairesinin sadece yaptığı şeyler işte ormanla ilgili, ağaçların bakımıyla ilgili veyahut da işte buna benzer durumlar değil, sorunları da var. Şimdi kısaca sorunlarından bahsedebilir miyiz orman dairesinin? Ya en büyük sorunumuz şu anda personel sorunu. Yani geçen daireden bir arkadaşımızla yaptığımız söyleşide bir orman memuruna yaklaşık 25 bin dönüm koruyacak orman düşüyor. Bir kişiye düşen alan 25 bin dönüm. Evet. Yani, evet, yani bununla baş edebilmesi imkansız, mümkün imkansız değil. Gibi bir şey. Biz gerekli devriyeleri falan yapıyoruz. Özellikle bu kaçak kesimler için doğadaki, ormandaki diğer suçlar ve yaptığımız çalışmaları denetlemek için. Evet. Fakat personel yetersizliğinin dolayı birçoğunu tam olarak yapamaz durumdayız. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Orman denetimlerinin yapılabilmesi için orman dairesinin daha çok personele ihtiyacı var. Eğitimli personele ihtiyacı yani var. Konuşmanın başında söyledim. Bizim teşkilat yasamızdaki memur sayımıza baktığınız zaman işte 36 bin hektar orman varken de aynıydı. Evet. Bugün 76 bin hektar ormanımız var. Fakat personel sayımız yine aynı. Bunun özellikle mühendis sayısı. 15 kadrolu mühendisten şu anda kadrolu 3 tane mühendisimiz var. Münhalini açtırdık. Geçen hafta sonu sınavını yaptık. İşte bunların sayısının artırılmasıyla ilgili çalışmamız var ama bu bile yeterli değil. Neler yani olabilir? Mesela paylaşabilir misiniz? Bu ihtiyacın bir an önce karşılanabilmesi için neler yapılması lazım? Neler yapmamız lazım? Zaten bunun için bu görevdeyim. Dairenin sorunlarını bildiğimiz için biz hemen teşkilat yasamızla ilgili bir çalışma başlattık. Bunu işte önümüzdeki günlerde daha üst mercilere sunup geçireceğiz inşallah. Onu geçirdiğimiz zaman daha fazla personel alabileceğiz. Teşkilat yasasından sonra bizim yasalarımızda örneğin bir orman koruma faydalanma tüzüğümüz var. Bu hani orman suçlarının cezaları falan. Bunların hepsinin düzenlemesini biz yaptık. Evet. Yani kiminle yaptık? İşte 3 tane kadrolu arkadaşla yaptık. 3 kişiyle. Bu sayının artırılması gerekiyor. Bunları daha yapacak çok şey var. Çok projemiz var. Fakat yürütecek personel olmadığı için biraz yavaş gidiyoruz. Evet. Umarım bir an önce hızlanır. Bu ormanın korunmasıyla ilgili birçok, özellikle sosyal paylaşım platformunda çok fazla görsel ve şikayet de görüyoruz son zamanlarda. Bunlarla ilgili söylemek istedikleriniz nelerdir? Yani öncelikle ben olumlu yönden bakmayı severim aslında. Vatandaşların böyle bu kadar duyarlı olmaları gerçekten çok bir yere geldiğimizin göstergesidir. Tabii ki suçları muhakkak bildirsinler, bir yerde bir ateş gördükleri zaman mutlaka bildirsinler. Eskiden bu kadar bize geri dönüş olmazdı. Evet. Ama son zamanlarda işte bir yerde bir ağaç kesildiği zaman veya bir yerde birisi bir ateş yaktığı zaman mutlaka bizim 177'ye hemen ihbar geliyor. Bu aslında güzel bir haber. Bu güzel bir haber. Yani bilinç artıyor gerçekten. Bu böyle. Fakat hepsine yetişebiliyor muyuz? Yetişebilme imkanımız yok. Evet. Yani çünkü orman sadece ormancıların değil. Orman hepimizin. Ve hepimiz bunu el birliğiyle ancak koruyabiliriz. Son zamanlarda kesimler özellikle geçen işte sosyal medyada gördüğümüz birçok kesim mesai saatlerinin dışında ve gece elektrikli testerelerle sessiz şekilde odunlar böyle kesiliyor. Bunlarla ilgili ben daha önce de basın açıklamalarında hep çağrılarımızı yaptık. Hiç kimse faturasız ve kayıtsız odunculardan odun almasın. Böyle kişileri de bize bildirsinler ki biz de gereğini yapabilelim. Özellikle kış döneminde daha çok oduna talep var. Yapılan elektrik zamlarıyla ilgili ve tüp gaz zamlarıyla ilgili daha çok oduna yöneliyor insanlar. Doğal olarak fiyat artırmaya da gitmemiş orman dairesi, ama buna rağmen, sağladığı bütün imkanlara rağmen bilinçsiz odun kesimi ve kaçak odun kesimi maalesef ciğerlerimizi harap etmeye yetiyor sanırım. Evet, kesinlikle. Özellikle kendi için odun kesecek olan
vatandaşlar daireye başvurduğu zaman biz mutlaka bir yer gösteriyoruz. Hı hı. Yaptığımız devrelerde tespit ettiğimiz kuruyan ağaçlar veya sık olan yerlerde yapacağımız aralama kesimlerinden elde edeceğimiz odunları bu vatandaşlarımıza kestirip çok düşük miktarlara satabiliyoruz. Hı hı. Bununla ilgili bize bir sürü de başvuru geliyor. Bu da bizim için sevindirici. Ama yine de işte gelip kendi odununu kesemeyecek olanlar var. Bunlar için de az önce dediğim gibi muhakkak şeye dikkat etmek lazım. Faturalandırılmış ve kayıtlı oduncu olması lazım. Şu anda siz bunları anlatırken benim aklıma gelen bir başka nokta var. Herkes çok kolay bir şekilde ağaç motoru satın alabiliyor. Doğrudur. Ve bunları bilinçli ya da bilinçsiz kullanabiliyor. İşte, bunları denetim altına alarak sanırım bunu birazcık kontrol altına almak mümkün müdür? Şimdi aslında bizim yasamızda var. Fakat elektrikli olanlar yasamıza dahil değil. Az önce bahsettiğim gibi, evet, yasal düzenleme için bir çalışma yaptık. Ama eskiden ülkede bilmem çok az sayıdaydı motorlu zincir testereler. Evet. Son zamanlarda artık neredeyse her evde bir tane ağaç motoru çünkü vardır. Fiyatlar da düştü. Bir de ucuz markalar gelişti. Evet. Bunların da gelmesiyle her evde bir tane var. Bunların, bu ağaç motorlarının kullanımına yönelik eğitim çalışmaları var. Bu eğitim çalışmalarını alıp almadıklarına bakılarak bu motorları satmak şimdi, veyahut da bu motorları bulunduran herkes orman dairesinden ruhsat almak zorunda. Hı hı. Biz ormanda kesim yapacak olanları da bunu arıyoruz. Ama tespit edemediğimiz kişileri muhakkak bildirmemiz gerekiyor. Bildirmemiz gerekiyor. Evet, biraz daha duyarlılık. Daha çok duyarlılıkla ormanlarımızı koruyabiliriz. Tabii ki tek problem motorlu testereler ya da insanların bilinçsiz yaklaşımı değil, zararlılar da var ormanlarımızı tahrip eden. Tabii ki yani ormanın tek düşmanı insanlar değil. Evet. Yangınlar da var, böcekler var, keçiler var. Şimdi siz bu kadar çok projeyle uğraşıyorsunuz. Sayfanıza da baktım. Fidan dikim projeniz var. Zeytin ağaçlarının bakımıyla ilgili, zeytin ağaçlarının yaşatılmasıyla ilgili. Evet, geçen yıl bir aşı çalışması yapmıştık. Evet, özellikle piknik alanlarında yapılan incelemelerde halkımızın bu konuya nasıl duyarlı olması gerektiğiyle ilgili paylaşımlarınız da var. Ama benim en çok ilgimi çeken çam kese böceğiyle olan mücadeleniz. Bu proje son 3 yılda kesintisiz uygulanan bir proje. Daha çok sizin sahiplendiğiniz, daha çok sizin böyle ön plana çıkması için uğraş verdiğiniz bir proje olduğunu biliyorum ben. Bu projeyi bize anlatır mısınız? Çam kese böceği projesinde benim ön planda olmam önemli değil. Burada özellikle çevre örgütleri, çevre platformuyla birlikte çok mücadele verildi. Ve en son havadan biyolojik ilaçlama projesi hayata geçti. 3 yıldır kesintisiz olarak yapıyoruz. Bu yıldan bununla ilgili geri dönüşümler bize gelmeye başladı. Bu yıl yaptığımız sayımlarda, denetimlerde böcek sayısının azaldığını gördük. Yani neler yapıyorsunuz çam kese böceğiyle mücadele projesi şimdi kapsamında? Bu sadece havadan ilaçlama ile olmaz. Yani biz zaten bunu entegre mücadele dediğimiz, nasıl başlayayım? Şimdi doğada bu böcekle beslenen kuşlar var. Evet. Biz bu kuşların artırılmasıyla ilgili. Ekranda işte, da sizin sayfanızdan aldığım görüntüler var bu arada bu kuşların bakımıyla evet, ilgili. Bu 2015'te başlayan bir projeydi. Yakın Doğu Üniversitesi ile birlikte oradan Özge Hocam ve eşi Hüveyin Hocam'la birlikte başladığımız bir projeydi. O zaman 1500 yuvayla başlayıp çok iyi sonuçlar aldık. Bu baştan kara, hı hı, kuşları bir dönemde 2 veya 3 kez yuvalandığını gördük. Bir sezonda 3 kez yavruladığını gördük ve bunların sayısında belirgin bir artış oldu. Bunlar göçmen kuşlar değiller, bunlar kalıcı, evet, kuşlar. Ve çam kese böceğini yiyerek beslenen bir, bunun tırtıllarını yiyerek beslenen bir kuş. Bununla birlikte işte ibibik kuşları da var. Evet. Onların da gelişmesiyle ilgili yine yuvaları yapıp ormanlara astık. Hatta bazı duyarlı örgütlerle birlikte gidip işte ormanda şey
yuvaları da çaktık. Bunların olumlu sonuçları bize döndü. Pilot bölgelerde mi bunlar yoksa bütün pilot bölgelerde. Orman? Hayır, yok, geniş sahalara yayıldık tabii ama bütün ormana da değil. Her yıl devam ediyor. Bunların artırılmasıyla ilgili. Okullar dediniz, üniversiteler bunlara katkı koyuyor. Üniversite öğrencileri. Evet, okullardaki çevre konularından öğrencilerle de yaptık. Dışarıdan bazı özel firmalar da gelip işte bir hafta sonu piknik etkinliği ile birlikte Alev Kayatı bölgesinde yaptık. Bunlar bizim için sevindirici. Yani ormana duyarlılık artıyor. Çok güzel. Peki ilkokul ve lise öğrencilerine yönelik bir çalışmanız var mı? Bu kuş yuvalarının yapımı ve bu kuşların üremesiyle ilgili çamkese böceğine mücadele olan, mücadelede kullanılan bu kuşlarla ilgili bir projeniz var mı bununla ilgili? Okullarla birlikte yaptığımız bir proje yok şu anda. Kalazoma dediğimiz yine çamkese böceğiyle beslenen bir predatör böcek var. Geçmişte bununla da ilgili çalışmalar yaptık. Evet. Daha sonra bunları doğada tespit ettik. Sanırım şu anda ekranda olan. Evet. Bu kalazoma böceği, bu böcek de. Sadece çamkese böceğiyle beslenen bir böcek. Dolayısıyla bunun da katkısı çok büyük. Bununla birlikte bazı havuzlar yaptık, bilmiyorum görüntüleri varsa. Ferus cavidata dediğimiz bir sinek var. Sinek de bunlar da çamkese böceğinin üzerinde konuşlanıp yumurtalarını oraya bırakıyor. Daha sonra bununla besleniyor. Bu bir çeşit ekolojik, biyolojik işte zaten mücadele yöntemi. Çamkese böceği neden çoğaldı? Doğal denge bozulduğu için çoğaldı. İşte bir şekilde kuşlar azaldı, bununla beslenen böcekler, parazitler azaldı. Bunların azalmasıyla birlikte çamkese böceğinde bir artış görüldü. Ha, bunu bizim bütün amacımız aslında doğal dengeye getirmek. Yani çamkese böceğini ormanlardan tamamen silelim diye bir şeyimiz yok. Doğal dengeye geldiği zaman biz mücadeleyi zaten yine doğaya bırakacağız. Bu mücadele kapsamında yapılan, havadan yapılan bir ilaçlama var. Tamam. Bugün yapılan bir açıklama daha var. Dün Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın hemen ardından bugün yapılan bir açıklama daha var. Özellikle tahıl alanlarında ilaçlama dönemi olduğu dönemlerde vatandaşları etraftaki otları yememeye davet ediyor. Ama bir de Orman Dairesi'nin de yaptığı ilaçlama var. Biyolojik ilaçlama dediniz siz. Bu biyolojik ilaçlamanın ne olduğunu bir öğrenebilir miyiz biz? Şimdi öncelikle şeyi söyleyeyim. Tahıl alanlarında ilaçsız herhangi bir tahıl veya bir meyve, sebze yetiştirmek artık çok zor. Dolayısıyla üreticilerimiz bu ilaçları bunlara atıyor. Bunlar hepsi de ülkemizde yasal olan ilaçlardı. Belli bir süresi var. 7 ile 21 gün arasında değişir bunların etki süresi. Bu sürelerde ilaç atıldığı zaman oradaki otların veya tahılın yenmemesi gerekiyor. Bu meyve sebzede de böyledir. Tahıl arazilerinde de böyledir. Ama ormanlarda bizim kullandığımız ilaçlar, işte bahsettiğimiz çamkese böceğindeki kullandığımız ilaç aslında kimyasal bir ilaç değil, biyolojik bir bakteri. Nasıl bir şeydir? Biraz detaylandıralım lütfen. Nasıl bir şeydir? Bu bakteri biz ilaçladığımız zaman ağacın yaprakları üzerine yapışır. Böcek gelip bu yaprakları yediği zaman da böceğin midesinde toksik etki yaratarak böceğin iştahını kesiyor ve beslenmesi duruyor. Beslenme durduğu için böcek ölüyor. Yani kesinlikle zehirli veya başka hiçbir şeye, yani ormandaki herhangi bir sinek, arı, kuş, bunların hiçbirine de bir zararı yok. İnsan bünyesine de zararı olmaz. Kesinlikle. Yani şöyle diyeyim, içseniz dahi size bir zarar vermez. Kullandığımız biyolojik ilaç. Çünkü aslında canlı bir bakteri, başka bir şey değil. Canlı bakteri ama evet, insan vücuduna veya da Hayır, yani bunu işte ilaçladığımız sahalardaki otların yenmesi falan kesinlikle zehirli bir etkisi falan yoktur. Yenilebilir. Anlıyorum. Peki bu biyolojik bir silah ama kullandığınız kimyasal silahlar var mı? Havadan yaptığınız. Yok. Geçmişte işte yapılırdı. Daha sonra bahsettiğim gibi son 3 yıldır kesinlikle biz orman alanlarında kimyasal hiçbir şey kullanmıyoruz. Kimyasal yok, biyolojik sadece biyolojik mücadelemiz var. Mücadele yapıyoruz. Diyorsunuz. Evet, bu güzel bir proje. Özellikle çamkese böceğiyle mücadele daha çok ağacın yaşamasıyla ilgili güzel bir proje ama
Benim değinmek istediğim başka noktalar da var. Zeytin ağaçları mesela. Zeytin ağaçları bu çam kese böceğinden etkilenebiliyor mu? Yok, çam kese böceği adından anlaşıldığı gibi özellikle kızılçam türüne etkili bir böcektir. Ya kızılçamı bulamazsa bizde bulunan diğer Halep çamlarına da geçtiğini biz tespit ettik. Başka türlere de geçebiliyor. Yok, başka bir şeyle beslenmez. Çamın ipreleriyle beslenen bir böcektir. Diğer zeytin vesaire diğer türlerden onların yapraklarıyla beslenmiyor. Evet, yaptığınız projelerden bahsedebilir miyiz biraz da? Yani hayata geçireceğimiz projeler var tabii. Bu yıl yine ağaçlandırma projemiz olacak. Tam sonuçlandırmadan da müjdeyi vermek istemem ama. O zaman ben bu çok konuşulan önümüz yaz döneminde yangınlarla çok fazla yangın olasılığı var. Umarım yaşanmaz ama bu yangınlarla mücadele konusunda neler anlatırsınız? Yangınlarla biz her yıl, geçen sene tüzükte değiştirdik. Nisan'la Kasım arası. 125 tane yangın işçisi istihdam ediyoruz mevsimlik olarak. 12 ayrı istasyonda. Bunları konuşlandırıyoruz. Araç gereç yönünden yeterliyiz. Özellikle 1995'te Girne'de yaşadığımız büyük orman yangınından sonra bunlar geliştirildi. Şu anda yeterliyiz diyebilirim. 125 kişilik istihdamı da her yıl düzenli olarak yapıyoruz. Ormanlarımız 24 saat gözcülerimiz tarafından gözetleniyor. Ha, bu yıl şeyin de müjdesini vermek isterim. Orman Genel Müdürlüğü Türkiye ile yaptığımız protokol çerçevesinde yangın kameralarını ormanlarımıza yerleştirmeyi planlıyoruz yangın sezonuna kadar. Bunları uzaktan algılama sistemi dediğimiz sistemle yangın harekat merkezimizden tespit edebileceğiz. Gözcülerimiz de yine tabii ki devam edecek, devriyelerimiz devam edecek. Yani bunlar daha çok sensörlü bir sistem mi? Daha fazla görsel bir sistem, dumanı algılayan bir sistem. Yani sensör, bütün ormana sensör takmamız mümkün değil. Sadece görüntüden dumanı ayrıştırabilen bir sistemi var. Ulu Harekat Merkezi'nde sistem size veriyor. Ona göre o koordinata ekipleri gönderebiliyorsunuz. Anladım. Peki yangın söz konusu olduğunda hepimizin gündemine oturan bir helikopter konusu var. Bu helikopterle ilgili ne söylersiniz? Gerekli mi? Şimdi şöyle söyleyeyim. 76 bin helikopter tabii ki gerekli. Muhakkak gerekli. Gerekli ama şöyle, helikopter bir sigortadır aslında. Yani yangın çıkarsa gerekir. Ha, şu anda helikopterimiz var mı? Helikopterimiz yok ama yanı başımızda Türkiye'den 6 noktadan, işte Hatay, Mersin dolaylarındaki bütün noktalardan Türkiye'den Orman Genel Müdürlüğü her zaman bizim yanımızda, her konuda olduğu gibi. Bizim bir telefonda 6 dakikada. Şimdi zaten helikopterin 12 dakika uçuş süresi var. Evet. Yani Türkiye'de de bir yangın çıksa, yanı başında da çıksa havalanana kadar 12 dakika geçer. Evet. Geçmişte burada konuşlandırıldığımız bir dönemde olmuştu. 2015'ti sanırım. Evet. 12 dakikası öyle gider. Siz de bahsettiğiniz 20 dakikada buraya ulaştığına göre. Çok kısa bir sürede gelir. Yangınlarda önemli olan helikopterin ne kadar şeyde geldiği de yangını ne kadar erken tespit ettiğinizdir. Bunun yani, için gerekli hazırlıklarınızı yaptınız. Yapıyoruz. Bu yıl işimiz biraz daha zor olacak. Sene çok verimli geldi biliyorsunuz. Ot her yerde otlar çok büyük olacak. Dolayısıyla ateş yakılabiliyor. Bu sene bununla ilgili bir kısıtlama yapmayı düşünüyor musunuz peki? Otları yakmakla ilgili. Yani orman sınırları içerisinde zaten buna izin vermiyoruz. Ve biz bu sene daha erken başlayıp orman yollarını, yangın şeritlerini temizlemeye başlayacağız iş makinelerimizle. Ve aşırı yağışlardan dolayı yollar ve yangın şeritleri gerçekten bu yıl dağılmış durumda. İşimiz biraz zor olacak ama erken müdahaleyle bunların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Evet. Özellikle bu önümüzdeki yıl için daha sıcak bir dönemin geçeceğini tahmin ediyor uzmanlar. Tabii küresel ısınmanın etkisiyle her yıl daha sıcak günler bizi bekliyor. Bu yağışlar bizlerin yüzünü güldürdü ama önümüzdeki yazın nasıl geçeceği hakkında şimdiden konuşulmaya başlandı ve bunlar şu anda tedirgin etmeye yetiyor. Evet, özellikle merak ettiğim başka konular da var tabii ki ama benim merak ettiğim konuların başında da
bu ormanlara ekilen, daha doğrusu ormansız alanlara ekilen ağaçların bakımıyla ilgili. Bunları nasıl yaparsınız? Şimdi ilk 3 yıl muhakkak otunu almak için çapa ile bir bakım gerçekleştiriyoruz. Ondan sonra sık olan yerlerde sıklık bakımı sırayla işte aralama, ağacın yaşına göre değişen bakım periyotlarımız var. Biz bunları düzenli olarak yapıyoruz. Bakıma ihtiyacı olan çok sahamız var. Bunlar da her yıl belli, işte geçen yıl bir ihale yaptık bununla ilgili. Özellikle direklik çağı gelmiş ağaçlardan çıkardık. Hatta şu anda sattığımız odunlar bunlardan elde edilen odunlardır. Hı hı. Geçmiş yılların kurak olması etkisiyle ağaçlandırma çalışmalarındaki başarımız düşüktü. Yani %10'lara kadar düştük kuraklığın etkisiyle. Yani bakım yapsanız da yapmasanız da sulama imkanınız olmadığı için ağaçlandırmalardaki başarılar düşüyor. Düşüyor. Daha çok ormanlık alanda ağaç kurumasına sebep oluyor. Evet, biz bunları ısrarla vazgeçmiyoruz. Ertesi yıl tekrar dikiyoruz. Evet. Bak bu yıl iklim uygun geldi. Bu yıl daha iyi olacağı kanaatindeyim. Benim hatırladığım okullarda özellikle dönem dönemde üniversitelerinde yaptığı bir çalışma var. Gidip ağaçsız bir alanı ağaçlandırıyorlar, ağaçları ekiyorlar. Orman dairesinden ağaçları alıp götürüp ekiyorlar. Sonra ne oluyor bu ağaçlar? Yani birçok kurum gidip düzenli olarak bakımlarını yapıyor. Kimisi bizden talep ediyor, biz yardımcı oluyoruz. Fidan dikimi konusunda duyarlılık çok arttı. Bütün okullar, şirketler, kurumlar, kuruluşlar bizden gelip fidan talep ediyor. Biz bunları ücretsiz olarak sağlıyoruz. Özellikle ücretsiz olarak sağlıyoruz. Hangi fidanlar ücretsiz acaba? İşte çam sevvi, akasya, okaliptüs türlerini ücretsiz olarak verebiliyoruz. Ücretli olanlar herhalde zeytin ağaçları ve diğerleri. Zeytin aslında tarım dairesinin sunduğu bir şey. Meyve ağaçlarına girdiği için onların münnesini olan bir şey. Ama bir miktar geçmişte biz üretip satışını da gerçekleştirdik. Evet. Diğer süs bitkileri üretimimiz vardır. Güzeyurt'taki ve Lefkoşa Dere boyunda olan fidanlığımızda. Bunların satışı olur. Ama gene piyasanın altında olmakla beraber ücretlidir. Evet. Yine de ağaç dikmek isteyen kişi veya kişiler oradan orman dairesinden... Tabii ki ücretsiz olarak alabilir. Ücretsiz olarak... Arazisi olan herkes gelip alabilir. Bu güzel bir şey. Bunların bakımını, ekilenlerin bakımını yapıyorsunuz. Yani biz... Büyük sahalarda gidip biz yapabiliyoruz. Fakat yani işte birkaç tane alıp dikenler zaten kendileri onun bakımını yapar. Evet. Yavaş yavaş programın sonuna doğru geliyoruz. Ben birazcık daha bahsetmek istemediğiniz projelerinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Hani öyle çok da detaylı olmasa bile bir iki projeniz var. Bu bir iki projenin ön çalışmaları tamamlanan bir iki projeden bahsedebilir misiniz? Öncelikle bir tane muflonları korumasıyla ilgili bir projemiz var. Onların kayıt altına alınıp işte bir üniversite ve bir enstitümüzle birlikte bir çalışma başlattık. Önümüzdeki günlerde onun müjdesini vereceğiz. Bunları biliyorsunuz bu Kıbrıs'a özgü bir muflon keçisi ve şu anda Rum tarafında küçük bir yerde koruma altına alınmış gibi dursa da yani bir üniversite düzeyinde değil. Biz bunları üniversite düzeyinde alıp işte dünya çapında standartlarda bir yerde koruma altına hem korunması, çoğaltılması ve gene tekrar doğaya bırakılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. Evet. Bunu gerçekleştireceğiz önümüzdeki günlerde. İnşallah bunun müjdesini de vereceğiz. Umarım bu yüz güldüren. Gene bu kuş yuvalarını artırmak ve diğer kuşlar için de yani sadece baştankara ve ibibik değil doğadaki diğer kuşların da biliyorsunuz baykuş türleri de tehlike altında. Kartal, şahin gibi türler tehlike altında. Artık ülkemizde bunların sayıları çok çok azaldığı için gene her şey doğal dengeye geliyor. Bunları artırmak kuş yuvaları konusunda biz aslında çok fazla açmadık. Biraz daha detaylı bahsedebilir miyiz? Bu kuş yuvalarını ne yapılması lazım? Şöyle, kuşlar çok seçicidir. Doğada uygun yuvalanacağı yer, korumalı bir yer bulamazsa yuvalanmaz veya çok az sayıda yuvalanmalar gerçekleşir. Biz bunların işini kolaylaştırıyoruz. Onlara tam ideal çapta, ideal büyüklükte yuvalar yapıp ormana görünen yerlerine asıyoruz. Kuşlar da bunları
fark edip gidip oralarda yuvalanıyorlar. Bu kuş yuvalarını bulabilmek mümkün mü ya da evimizde yapabilmemiz mümkün mü? Bunların ölçüleri bellidir. Yani dairemizden de alınabilir. Çok basit, küçük birkaç tahtayla çakılıp işte asılabilir aslında. Ha biz bunlardan bir sürü dağıttık da geçtiğimiz yıllarda. Bu yıl yine bir kısım hazırlayıp belli yerlere asma ile ilgili bir projemiz var. Evet, Orman Haftası dolayısıyla sanırım güzel bir proje olur bu kuş yuvalarının dağıtılması diye düşünüyorum. Onu da yapacağız. Orman Haftası dediğiniz işte bu önümüzdeki haftalarda. Hı-hı. Bu sene yağışlar şükürler olsun hiç durmadığı için pek birazcık geciktik ama evet. Önümüzdeki günlerde de okullarla birlikte hem küçük bir eğitim hem de birkaç da ağaç dikimiyle ilgili. Özellikle ilkokullarda. Eğitim dediniz de bu baştan kara kuşunun tanıtımı, bunun beslenmesiyle ilgili bilgileri ilkokul öğrencileriyle özellikle paylaşırsanız hem naçizane tabii bunu söylüyorum. Çocuklara hayvan sevgisi, kuş sevgisi aşılamak mümkün hem de bu çam kese böceğinin önüne de geçmek mümkün olacak gibi duruyor bence. Yani okullarla ilgili çalışmalarımız var. Hı-hı. İşte okullara gidip çocuklara sadece kuşlar değil tabii ki genel olarak orman sevgisini aşılamak için gidip okullarda yaptığımız çalışmalar var. Hı-hı. Bu önümüzdeki günlerde yine bunları da gerçekleştireceğiz ama dediğim gibi her şey dönüp dolaşıp yine personel sıkıntısına geliyor. Hı-hı. Bütün bunları 3 tane mühendis arkadaşımla birlikte yapıyoruz. Evet, Orman Dairesi'nde 3 tane mühendis arkadaşla kafa kafaya verip bu güzel adamızın yeşil kalması için büyük bir efor sarf ediyorsunuz. Ama sadece 3 tane mühendis değil sanırım, arazide de yetiştirilmiş elemana ihtiyacınız var. Yani tabii ki arazideki memurların da artırılması lazım, daha fazla koruma faaliyeti yapabilmemiz için. Ayrıca mühendis sayımızın da muhakkak artırılması lazım. Evet, değerli vaktinizi bizim için ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben de öncelikle duyarlılığınız ve davetiniz için çok teşekkür ederim. Evet, bugün akciğerlerimizle ilgili bir konuydu. Orman Dairesi Müdürü Sayın Ercan Poyraz bizlerle birlikteydi. Ormanlarımız hakkında ve orman zararlıları hakkında konuştuk. Özellikle benim dikkatimi çeken bir projeydi. Bir yuva bir orman projesi de konuştuk. Söz konusu tabii çam kese böceğiyle mücadele konusunda neler yapılabilir, neler yaptılar onları konuştuk. Evet Ercan Bey çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Yeniden yeni bir yaşam kaynağında buluşmak üzere. Hoşça kalın.